Oraya gireceğim, soru soracağım. Gelmiş senin sokağa. Önemli değil, ilk başkanı da gelmesini bekliyorum ben ama bu kalabalık açılacak. Açılması lazım. Başkanım, ilk oyun size başkanım. Arkadaşlar, biraz girelim, geri alabilir miyiz ya? Hızlı arkadaşlar. Arkadaşlar, beni müsaade eder misiniz? Bak, mikrofonu da. Yürüyünce daha iyi olur. Dedi bakar kıyamet onlar bakar. Afiyet olsun başkanım. Ya ben basına yedireceğim. Demek ki kim acıktı? İyi mi? Tamam. Bak, çatal burada. Siyaset böyle oldu işte. 20 dakikadır bekliyorum. Ne yapmasın? Efendim. Ha, seni görmedim mi? Gerçekten çok güzel. Bayağı eskiyiz başkanım. Burada. Evet, ellerinize daha sağlık. Sıkıntı. Ankara dönercisi. Evet, harikasınız. Başkanım siz daha güzelsiniz. Elinize sağlık. Başkanım. Başkanım. Gel. Esnaf tarafını boşaltalım. 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 Esnaf tarafını öncelikle bu izdiham içinde bıraktığımız için lütfen kusurumuza bakmayın, hakkınızı helal edin. Sizin daha iyi ortamlarda hem fiziki anlamda hem de manevi anlamda medyanın daha iyi ortamlarda çalışması için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bugün burada İzmir'de, dün Manisa ve Aydın'da olduğu gibi, önceki gün Denizli'de olduğu gibi büyük bir ilgiyle, büyük bir alakayla karşılaştık. Öncelikle İzmir halkına, İzmir gençliğine bu ilgi ve alakası için teşekkür ediyoruz. Anket şirketlerini buraya davet ediyorum. Anket şirketleri gelsinler İzmir'de. Bizimle bir gün geçirsinler ve ondan sonra anketlerini yeniden bir gözden geçirsinler. Biz 14 Mayıs günü Türkiye'nin selametle ve suhuletle seçime gitmesini istiyoruz. Ancak görüyoruz ki önceki gün Süleyman Soylu bu seçimi darbe olarak nitelendirdi, darbe girişimi olarak nitelendirdi. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlere gölge düşürecek açıklamalar yaptı. Buradan uyarıyorum her ikisini de.
kimse seçimlere gölge düşürecek, kimse ülkemizde çatışma ortamını tetikleyecek bir davranış içerisinde bulunmasın. Biz harbe girmiyoruz, seçime giriyoruz. Türkiye ilk defa seçime girmiyor. Bütün vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkmasını, seçimlerde sakinlik ve huzurun korunması için azami dikkati göstermesini istirham ediyorum. Bu çerçevede bizim başlatmış olduğumuz Cumhurbaşkanı adayları arasındaki görüşme trafiğine Sayın Erdoğan'ın cevapsız kalmasının da ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha ortaya çıktığını görüyorum. Buradan tekrar sesleniyorum ve diyorum ki biz Cumhurbaşkanı adayları konuşabilmeliyiz. Cumhurbaşkanı adayları konuşabilirse Türkiye'deki tansiyon, siyasi tansiyon düşer. Korkarım ki Sayın Erdoğan ve Süleyman Soylu Türkiye'deki siyasi tansiyonu yükseltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak biz bir o kadar sakin ve sükunet içerisinde olacağız. Ancak bu oylarımıza sahip çıkmayacağız anlamına gelmesin. Bugün valilere talimat verildiğini ve alternatif bir YSK sisteminin AKP tarafından kurulmaya çalışıldığını gördük, öğrendik. Buradan uyarıyoruz. Türk milletinin iradesinin üstüne ikinci bir irade kimse koymaya çalışmasın. Yabancı seçmenlerin de Türk milletinin iradesinin üzerinde davet edilerek, hatta Suriye'den başka yerlerden gidenler geri dönsün gelsin oy kullansın diye çağrılar yapıldığını duyuyoruz. Yol paralarının dahi bunlar tarafından verileceğini ifade eden mesajlar görüyoruz, okuyoruz. Bunlar Türk milletinin geleceği üzerinde tahakküm kurmaya çalışan fikirlerdir. Biz ülkemizde yabancı istemiyoruz dediğimizde bugünleri gördüğümüz için istemiştik. Yabancıdan kastımız turist değil, yabancıdan kastığımız kaçaktır. Yabancıdan kastığımız bizim gelip ülkemizi gezen, tarihi yerlerini gören, buraya harcama yapan insan değil, ülkemizi sömürmeye gelen ve düzenli bir asker gibi sınırlarımızdan kaçak girenlerdir. O sebeple de hem Sayın Özdağ hem ben bu ülkenin taşıyıcı kolonlarıyız. Biz bu ülkenin sigortasıyız. Türk milletini de bu çerçevede bugün İzmir'de olduğu gibi Türk milletinin sigortasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Artık esnafı rahatsız ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi bütün medya ambargolarına rağmen, bütün kuşatmalara rağmen Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Ogan ve Zafer Partisi Ata İttifakı büyük bir dip dalgayla yükseliş halinde Türkiye'nin Hüdapar'la HDP arasına sıkışmasına izin vermiyoruz. Bir, iki, Türkiye'nin Atatürk'ün yazmış ve yaşama geçirmiş olduğu 1924 Anayasası'ndan ayrılmasına izin vermiyoruz ve sığınmacıların Türkiye'de kalmasına izin vermiyoruz. Türk halkı da bundan dolayı Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Ogan'ı ve Zafer Partisi'ni kucakladı. Şimdi iktidara doğru götürüyor. Biz de başta Türk gençliği olmak üzere bütün Türk halkına ve İzmir halkına bu sıcak kucaklama ve büyük destek için teşekkür ediyoruz. Allah'ını kurban olsun. Sağ olun. Az bir Başkanım, bir şey sormak istiyorum. Sığınmacılar mı bahsettiniz? Birçok sığınmacıya şu an Türk vatandaşlığı verildiği biliniyor. Bu oyları da tahrip misiniz? Hayır, biz zaten bu oyları almayacağımızı biliyoruz. Biz bunların oy kullanmasını da istemiyoruz. Ve onların vatandaşlık verilenlerin çoğuna yasaya aykırı vatandaşlık verildiği için bu vatandaşlıkları da iptal edeceğiz. Ama seçim günü birçok vatandaş sandık başına gittiğinde Türkçe dahi bilmeyen insanların AK Parti'ye oy vermek için nasıl hareket ettiklerini görecekler ve evlerinden başka partilere oy vermek için çıkmış olsalar bile Sinan Ogan'a ve Zafer Partisi'ne oy vererek eve dönecekler. Sayın Başkanım, Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de mülteci sorunu artık artarak devam ediyor. Basmane bölgesinde bir ulaşma hareketi, evet. Sizin oraya gitme şansınız oldu mu? Bu bölgeyle
alakalı ne düşünüyorsunuz? Daha önce gittim bölgeye, biliyorum. Bugün Buca'da da gittim. Gerçekten Türkiye Ortadoğulaşıyor. Arkadaşlar, bakın hepiniz ya Avrupa Birliği'ne girsek iyi olurdu diyen insanlarsınız. İçinde 13 milyon sığınmacı, Afgan, Pakistanlı, Suriyeli olan bir Türkiye'nin kaldıkları takdirde Avrupa Birliği'ne girme şansı var mı arkadaşlar? Var mı arkadaşlar? Söyleyin bana. Yalan söylüyorlar. Diğer partiler size yalan söylüyorlar. Türk halkına yalan söylüyorlar. Hem yazıyor programına Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Hem de diyor ki sığınmacılar gönüllü gidecekler. Ya bu ikisi birlikte mümkün değil kardeşim, anlamıyor musunuz? Niye Türk halkına yalan söylüyorsunuz? 13 milyon sığınmacının içinde olduğu bir Türkiye'yi Avrupa Birliği mümkün olsa Anadolu'dan Asya'nın öbür ucuna yollamaya çalışır. Onun için bizim bu ağır ekonomik krizi aşmamız, ülkemizin Ortadoğulaşmasını engellememiz ancak tekrar ediyorum, sığınmacıların geri dönmesiyle olur. Hanımlar, size bir şey söyleyeyim mi? Sığınmacılar kaldığı takdirde 20 yıl sonra sizin kız çocuklarınız gazetecilik yapamayacak bu ülkede. Tamam. 20 yıl sonra sizin çocuklarınız, genç kız olan çocuklarınız o zaman bu ülkede gazetecilik yaptırmayacaklar. Neden? Daha şimdiden görmeye başladık. Bakın, bir siyasi partinin Düzce'de adayının, kadın adayının fotoğrafı yok arabanın üzerinde. Efendim istememiş. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu? Bak, bu Ortadoğulaşma. Bu Türkiye'nin Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar arasında bir köprü oluşunun bitmesi, Gaziantep'te biten Orta Doğu'nun artık Edirne'ye kadar adım 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 genişlemesi. Nüfus dengesi değişiyor. Bir Suriyeli kadın 6 çocuk doğuruyor. Bir Türk kadın 2 çocuk doğuruyor. 2040 yılında 17 sene sonra sayıları 19,5 milyon. Bu arada neler olabileceğini sizler düşünün.